Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Asya Yayınları 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabının 118'den 126'ya kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 118'den başlayalım. İlk sorunun cevabı birden fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Tek cins madde içeren maddeler örnek olarak su, süt, altın, bakır gibi örnekler verebiliriz. Sayfa 119 uygulayalım kısmında gümüş saf madde, deniz karışım, deniz suyu karışım. Şeker saf madde, çorba karışım, bakır saf madde, toprak karışım. Sayfa 120'de birinci sorunun cevabı su ve makarnayı ayırmak için süzgeç kullanmalıyız. 2. Kum içindeki çakılları ayırmak için 3. resimdeki elekten kullanmalıyız. 3. Un içindeki yabancı maddeleri ayırmak için 4. resimdeki yeleği kullanmalıyız. 5. Düğmelerin içine karışmış iğneleri ayırmak için mıknatıs kullanmalıyız. Sayfa 121 deney yapalım sonuç kısmında 1. Süzgeçte pirinç kaldı çünkü pirincin tanecikleri süzgeçten geçemeyecek kadar büyüktür. 2. Talaş elekte kalmıştır çünkü elekten geçemeyecek kadar büyük yapıdadır. 3. Karışımların mıknatısla ayrılması için karışımlardan birinin metal özellikte olması gerekir. 4. Çünkü karışımdaki maddelerin her biri farklı özelliklere sahiptir. Sayfa 123 proje yapalım kısmında 1. Çakıl taşı, iğne, talaş, süt. 2. İğne ve talaş karışımı, çakıl taşı, süt. 3. İğne ve talaş karışımını mıknatıs yardımıyla çakıl taşı süt karışımını süzme ile ayırırız. 4. Karışımları ayırmada seçtiğimiz yöntemlerin ikisi de doğrudur. Sayfa 125 uygulayalım kısmında ilk soru doğru, ondan sonraki yanlış, ondan sonraki doğru. 3. çıkışa varıyoruz. Sayfa 126 5. bölüm değerlendirmede 1. Adana, 2. Bursa, 3. Denizli, 4. Denizli, 5. Ceyhan. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.